Buyurun. Teşekkür ederim. Ay. Monika Hanım, Öykü iyi mi? Yani sizi ağırlamaktan çok memnunum. Ne olur yanlış anlamayın ama siz böyle aniden gelince ben bir telaşlandım. Evet, bir sorun var. Hayırdır? Yoksa Kemal'den kötü bir haber mi var? Yok, telaşlanmayın. Kemal Bey gayet iyi. Her gün doktorlarından mail alıyorum. Her şey yolunda. Çok şükür. Konu Öykü. Moda evinde farklı bir konumda çalışacak artık. Bilmem size bahsetti mi? Bir süre Şeyma'nın asistanı olarak çalışacak. Ona bir ders vermeliyim de. Ne dersi? Biraz açık konuşur musunuz Monika Hanım? Yani Öykü size karşı bir hata mı yaptı? Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı diyelim. Yani size sunduğu koleksiyonu mu beğenmediniz? Öyle bir çalışma yok. Bana yapamadım dedi. Dosyasını vermedi. Nasıl yani? Aa, ben gözümle gördüm. Ben şahidim. Sabahlara kadar çalıştı çocuk canım. Peki nerede o çalışmalar? Yani bana niye sunmadı? Bir dakika. Hayır, çünkü sabahlara kadar çalıştı. Gerçekten. Bir taraftan babasının hastalığı, bir taraftan babasını mutlu etmek için planladığı evlilik. Ah, işte bak bak. Çalıştı çünkü, biliyorum. Bakın. Burada işte. Ay, ben çok iyi anlamıyorum. Acaba içine sinmediği için mi size vermedi diyeceğim ama. Bunlar Şeyma'nın koleksiyonunun eskizleri. Nasıl yani? Ne? Öykü şimdi Şeyma'dan bu tasarımları çaldı mı diyorsunuz? Aşk olsun Monika Hanım. Yani siz Öykü'yü hiç tanımamışsınız. O ölür ama böyle bir şey yapmaz, inanın. Bunları Öykü mü çizdi şimdi? Emin misiniz? Elbette Öykü çizdi. Başka kim çizebilir ki bu evde? Hani ben sadece bir terziyim. Böyle bir şey çizemem ki. Tabii ki Öykü çizdi. Yapamıyorum ya. Ya Olcay, neredesin? Sana çok ihtiyacım var. Bu eskizler Öykü'nün evinde ne arıyor? Annesi Öykü çizdi dedi. Senden bir açıklama bekliyorum. Yani Monika Hanım, o açıklamayı siz Öykü'den isteyin. Gerçi onu bulabilirsiniz tabii. Şeyma, kızım sen böyle rahat oturuyorsun ama ya bu organik paçoz gerçeği anlatırsa? Beni tehdit etti, çizimleri vermek zorunda kaldım dersen Monika'ya falan. Aman Olcay, Allah aşkına ya. Öykü mü yapacak bunu? Sen de. Aa, nerede onda bana kafa tutacak cesaret? Yok canım. Hem onun babası gerçi öğrenecek diye ödü patlıyor onu. Gerelim ne diyorsun yani? Tabii canım, hem de ne? Onun babası hayatta olduğu sürece ben onu parmağımla böyle oynatırım, böyle. Oh, yandın. Attın bu iş. Oh, yakışır kızılıma be. Bana bak. Benim atölye işim var. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Şeyma Hanım, koleksiyonumuzdaki bu elbise mankenin üstüne bir türlü oturmadı. Nasıl çözebiliriz? Ha, ne yapalım? Bu bölge oturmuyor işte. Yani bilmiyorum, bence kalıbı falan yanlış çıkardınız bence. Ben çünkü çizimlerimden çok eminim sonuçta. Hani hata sizde bence. Yok Şeyma Hanım, 3 kez kontrol ettik. Hepsi sizin tasarımlarınız. Pen satacak mısınız? Nasıl yapalım?
Pens. Pens yani pens elbisenin havasını bozar bence. Tamam. Sen çık ben bakarım. Peki Önem Hanım. Önem Hanım ben... Ben yokken daha dikkatli ol. Her zaman yanında olmayabilir. Önem Hanım ben şey yapacaktım. Sen hiçbir şey yapamazsın bu elbiseyi düzeltmek için. Sende öyle bir yetenek yok çünkü. Öykü'de olan yeteneğin yeğesi yok sende. İyi de bu koleksiyonu ben... Sakın. Sakın bana masal anlatma. Sende olup öyküde olmayan şey ne biliyor musun? Kazanma hırsı. Yani ne vicdanın ne ahlakın bu yolda sana engel olamaz. Öyküden iyi olduğun tip konu bu. Siz ne zaman anladınız çizimlerin benim olmadığını? Görür görmez. Ama merak etme. Kimse öğrenmeyecek. Sana yardım edeceğim. Korkma. Çünkü Öykü'nün kaybetmesini istiyorum. Madem beni hiçe saydı, Ayaz'dan vazgeçmedi. Ben de onun kariyerinden vazgeçmesini sağlayacağım. Hayallerinden, umutlarından, her şeyinden. Güzel ama Öykü'nün arkasında Monika Hanım olduğu sürece bu biraz zor. Yani onu tasarımcılığa yeniden teşvik edebilir. Monika henüz beni daha tanımıyor. Öyle bir an gelecek ki Monika kendi kariyeri için Öykü'den vazgeçmek zorunda kalacak. Bunun gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.